Hikaye Türk TV'ye hoş geldiniz. Kripto para piyasası oldukça hareketli ve hem pozitif hem negatif haberler ardı ardına geliyor. Yılın sonuna yaklaşırken böyle hareketleniyoruz yavaş yavaş. Ama genel bir değerlendirmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim İlayda, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Haber takibindeyiz. Sürekli böyle bir koşturma içindeyiz. Şimdi öncelikle bir Binance cephesine bakalım istiyorum. Çünkü ardı ardına önemli gelişmeler geldi. Gerek Changpeng Zhang'ın görevden istifa etmesi, gerek Binance ile ilgili ülkelerin arka arkaya açıklamalar yapmaları, gerekse de devam eden dava süreci gündemde bayağı bir bomba etkisi yaratıyor diyebiliriz aslında. Çok yakından takip ediliyor bu konular. Peki Fatih, Binance cephesinde son gelişmeler neler ve bundan sonra bizi ne gibi gelişmeler bekliyor olabilir? Tabii şöyle uzun süredir, hatta neredeyse her videoda Binance borsasının Amerika Adalet Bakanlığı tarafından açılacak davaların piyasaları ciddi anlamda etkileyebileceğinden, sarsabileceğinden vesaire bahsediyorduk. Sonrasında yakın zamanda böyle birkaç ay önce Bloomberg bir rapor yayınladı. Orada dedi ki Adalet Bakanlığı piyasaları sarsmamak için özenle hareket edecek ve bu da işte bir DPA anlaşması ile bu sürecin tamamlanacağına işaret ediyordu. Bu neydi? Bu aslında nasıl söyleyeyim? Eğer alınacak bir karar varsa bu karar suçlular kadar veya onlardan ziyade yatırımcıları, işte masum insanları veya büyük bir ekosistemi etkileyecekse böyle bir sorumluluk alıyordu Adalet Bakanlığı. Binance için de geçtiğimiz hafta bu oldu. Beklenen oldu. İki tane Amerikalı bakan, işte üst düzey yöneticiler, CFTC başkanı kamera karşısına çıktı akşam 11.36 gibi. Tarihi anlaşmanın sebebini, işte detaylarını anlattılar. Hazine Bakanı çıktı, konuştu. Adalet Bakanı çıktı, konuştu. CFTC Başkanı çıktı, konuştu. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Binance ilk dönemlerinde özellikle müşterini tanı, KYC ve kara para yaklamayı önleme konusunda denetimlerde o kadar da titiz değildi. Nitekim bunu kendileri de kabul ediyorlar. Bu gevşeklik kriptonun o dönemde istenen ölçüde benimsenebilmesi için de bir nevi şarttı aslında. Yani bu şöyle bir şey, yani 180 ülkede milyonlarca yatırımcıya ulaşmak istiyorsunuz. Gelin kaydolun ve kolayca işlem yapın dersiniz. O günün şartlarında bu da çok böyle gri bir alandı. Sonradan sorun açabilecek bir şeydi ama o günün şartlarında benimsemenin hızlı bir şekilde artabilmesi için de bir nevi nasıl diyeyim bu yasanın çiğnenmesi gereklilik gibi görülüyordu. Binance bunu yaptı. Gelecekte böyle bir davayla karşı karşıya kalacağını bilmesine rağmen yaptı ki bunu Hazine Bakanı da işte Adalet Bakanı da söylüyor. Bu bir tercihti. Bunu tercih ettiler ama biz de görevimizi yapacağız diyordu. Sonunda ABD 2017-2018 döneminden başlayarak işte Binance uyum ihlalinin faturasını çıkardı ve geçen hafta fatura kesildi. Şirket 4,36 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. CZ görevi bırakmak zorunda kaldı. Nitekim daha önce de gerekirse ben CEO'luk görevinden ayrılırım bu sorunları çözmek için demişti. Muhtemelen de o bunu söylerken bir yandan da görüşmeler devam ediyordu. Ki Bloomberg raporları çıkarken de sizi biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bizden bilgi talep ediyorlar. Biz onlara bilgi veriyoruz. Yani aslında bir soruşturmanın devam ettiğini de teyit ediyordu. DPA anlaşması, bu son uzlaşı, işte 4,36 milyar dolar verdin artık olay bitti mantığı biraz bizim Türkiye'deki HAGB kararlarına benziyor. Yani hükmün açıklanmasının sonraya bırakılması kararlarına benziyor. Tek fark sanırım, hani ben bir hukukçu değilim, bunun detaylarına çok aşırı hakim değilim ama tek fark sanırım buradaki cezanın ödetilmesi. Türkiye'deki HAGB kararlarında ceza olarak kesilen para cezası da erteleniyordu. Burada direkt olarak tahsil ediliyor ve bununla birlikte 3 yıl boyunca, yani nasıl HAGB'de atıyorum 5 yıl 3 yıl bir HAGB veriliyor, bu denetim süreci gibi bir şey oluyor. Bu süre zarfında aynı suçtan tekrar ceza almaması gerekiyor ilgili kişinin. Burada da benzer bir şey var. 3 yıl boyunca Binance aynı suçları tekrar etmemeli, Amerika'ya karşı suç işlememeli ve ABD hükümetinin denetçisi gerekli
resmi kurumlara uyumla alakalı denetimleri, raporlamaları yapacak. Yani Binance şeffaflık ve bundan sonraki süreçlerde yasalar uyum konusunda kendisine güveniyor ki tüm bu şartları kabul etti. CZ görevi bıraktı, yerine Tank geldi ve üst yönetim genel olarak aynı kalıyor. Bu konuda eski SEC yöneticisi Stark vardı. O diyordu ki DPA anlaşması SEC'in aleyhine. Hatta bunu da yazmıştık bu geçen haftaki anlaşmadan önce. SEC'in aleyhine. SEC böyle bir, nasıl diyeyim, onun tabiriyle kolonoskopiyi, sürekli denetimi, sürekli incelemeyi kaldırabilecek bir şirket değil. Bu şeffaflığı sağlayamaz diyordu. Ama Binance bunu yaptı. Denetçi ataması gerçekleştiriliyor. CZ görevi bırakıyor. Ve bunlar çok büyük adımlar. Peki bundan sonra ne olacak? Binance borsası artık geçmişe nazaran yasalar uyum noktasında çok daha ileri seviyede bir nasıl söyleyeyim, çalışma yapacak. Uyum ekibini vesaire zaten büyütüyordu. Ama geçmişteki ihlallerden dersini çıkarttı. Bundan sonraki süreçlerde kendisinden talep edilen yükümlülükleri tamamen yerine getirme gayretinde olacak. Çünkü denetim devam edecek bir yandan. 3 yıl boyunca bir denetçi olacak dedik. Bu denetçi raporlayacak ve bu denetçinin yetkileri çok geniş olacak. Yani mali tabloysa mali tablo, şirket işleyişi ise şirket işleyişi, her türlü konuda denetim yetkisi var bu kişinin. Denetim devam ederken eğer şirket eski usulde yönetilmeye devam ederse bu şirketin hem 4,36 milyar dolarını hem de tamamen bir nevi Amerika tarafından iflas ettirilmesine neden olabilir. Çünkü atıyorum bir yaptırım listesine eklediği zaman Binance'ı, Türkiye'den de Binance borsasına bir bakiye gönderemezsiniz, şey yapamazsınız. Bu da tabii doğal olarak ne anlama geliyor? Amerika Binance'ı karşısına aldığında Binance'ı istediğinde batırabilir. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun olmaması için de CZ her şeyi göze aldı, istifa etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktı, Amerika'ya geldi. Amerika'da mahkemeye gitti, oradaki duruşmaya katıldı. 4,36 milyar dolar gibi Amerika tarihinde de tarihi, yani böyle bu konuda verilen ceza rakamı olarak en büyük rakam, bu cezayı kabul etti ve Şubat ayındaki duruşmaya kadar da Amerika'da kalacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönmesine izin verilmiyor. Bu biraz kafaları karıştırdı. İşte ceza mı alacak vesaire diye, ama uzlaşı şartları yerine getirildiği için uzmanlar böyle bir hamlenin sürpriz olacağını düşünüyor. Sadece karar çıkana kadar Amerikalı savcılar yargısından, ülkeden ayrılmamasını sağlamasını istedi. O da kabul etti. Kendisinin bildirmiş olduğu adreste sizi ikametini Amerika'da şu anda devam ediyor. Şubat ayındaki duruşmadan sonra da çok büyük bir sürpriz olmazsa Birleşik Arap Emirlikleri'ne, yani asıl ikametine geri dönecek. Bundan sonraki süreçte kripto para piyasasında hacim bakımından en büyük borsanın artık regüle olduğunu konuşuyor olacağız. Bir nevi yarı regüle de diyebiliriz. Daha dizginlenebilir, denetlenen bir yapıya çünkü evrildi. Bu da SEC'in ETF onayı için büyük ölçüde iyimserliği artırabilecek bir şey. Yani yatırımcıların içini rahatlatacak bir şey. Nitekim Bitcoin fiyatının tekrar işte 38 bin üzerinde, 38 bin 400'ün üzerinde yeni bir yıllık zirve yapması da bunu bir nevi sonucu aslında. Yani SEC spekülatif hareketler, işte piyasa riskleri, dolandırılma riskleri, manipülasyon vesaire derken buranın bir vahşi batı olduğunu söylüyordu ve bu piyasayı yönlendiren kurumların hiçbir şekilde denetime girmediğini, bu da yatırımcıyı, Amerikalı yatırımcıları, Amerikalı kurumsal yatırımcıları, akitte yatırımcıları çok büyük bir riske atabileceğinden bahsediyordu. Bu bir nevi ortadan kalkıyor. Ya son olarak şunu söyleyebilirim. Binance borsası yıllar süren bir soruşturmadan geçti. Yani telefon konuşmaları mı dinlenmedi, işte yazışmalar mı toplanmadı, istihbari bilgiler. Yani iğneden ipliği Amerika tarafından baştan sona incelendi. Bundan sonraki süreçte sürekli olarak Stark'ın da dediği gibi bir kolonoskopiye veya bir otopsiye sürekli olarak maruz kalacak. Sürekli olarak denetlenecek. En azından bu 3 yıllık süreç boyunca çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Ama bu kadar soruşturmaya, bu kadar incelemeye, bu kadar işte delili araştırmaya rağmen müşteri varlıklarının karıştırılması, işte müşterilerin dolandırılması, fonların izinsiz kullanımı vesaire gibi konularda herhangi bir suçlama yoktu. Bu da aslında
sürekli olarak bu borsanın bu tarz ithamlarla karşı karşıya olduğunu düşünürsek bir nevi aklanmış da ol diyor. Yani eğer böyle bir şey olsaydı Amerika bunu çok büyük bir koz olarak elinde kullanırdı ve bunu test edebilecek kadar kapsamlı bir soruşturma yürüttü. ABD'li siyasiler işte ikinci FTX vakası boğulacak, işte müşteri varlıklarını kullanıyorlar, bunlar kafalarına göre hareket ediyorlar tarzındaki sui kuruntuları, yani kötü fikirleri de ortadan kalkmış oldu. Bu mülalde kriptonun dünya üzerinde bu denli yayılmasına, büyük ölçüde benimsenmesine katkılarından dolayı, işte özellikle müşterilerini dolandırmama lütfunda bulunduğu için sizce teşekkür etmeliyiz. Çünkü bu teşekkürü hak ediyor. Birçok bu kripto para alanında birçok ön plana çıkan ismin biz sonunda müşterilerini soyduğunu gördük. İşte Zusu, Duon, Sam, FTX'in kurucusu, Celsius'un kurucusu, Alex ve diğerleri tam olarak bunu yaptı. Ancak CZ bu alanda en büyük olmasına rağmen bir güç zehirlenmesi yaşamadı. Müşterilerini dolandırmadı. Amerika'yı karşısına aldı. Amerika'yı yenemedi. Bunun da bedelini ödüyor. Son olarak söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani aslında baktığımızda insanları, yatırımcıları endişelendiren şeyler güzel şeylere sebep oldu bir noktada. Yani bu noktada şunları çok sık duyduk, çünkü Binance iflas edecek mi, işte Binance kapatılacak mı gibi durumları çok fazla duyduk. Öyle bir durum yok. Aslında tam tersine her şey parçalar yerine oturuyor diyebiliriz şu noktada. Sizinin de zaten bunu daha önceden öngörmediğini düşünmüyorum ben. Planlı hareketlerdir muhtemelen bunlar. Senin de dediğin gibi görüşmeler çok uzun zamandır devam ediyor çünkü. Bu bizim açımızdan olumlu bir hamle ki zaten büyük yatırımcı da bunu görmüş olacak. 38 bin doların üzerine çıktık, güzel bir hamle yaptı. Senin dediğin gibi buradan bir Bitcoin ETF'lerine geçelim istiyorum. Çünkü bu tamam. Konuda da kafa karışıklıkları var. Bunlara da bir ışık tutalım. Bu kararlar, Bitcoin ETF'leriyle ilgili kararlar tüm kripto ekosistemini etkiliyor. Gerek bireysel yatırımcıyı, gerek kurumsal yatırımcıyı. Ama şu an için son gelişmelere baktığımızda Ocak ayına odaklandık gibi gözüküyor Bitcoin ETF'lerinde. Fatih, ETF'lerde ne durumdayız? ETF'lerde biz çok iyi durumda olmayı bekliyorduk ama iyi durumdayız. Yani işte Kasım gelecek, Kasım'da hepsi birden onaylanacak vesaire hikayesi boşa çıktı. Olsun, şeyde bir şey kalmadı. Ocağda çok bir şey kalmadı. Bu güzel. Yani umutlar 2024'de kaldı bir nevi. Çünkü son bir haftada bekleyen başvurulara da erteleme kararı verildi. 10 Ocak tarihine kadar yine James Vesher işte ETF onayları için %90'lık bir ihtimal vermeye devam ediyor. Hatta bu ihtimalin arttığından da bahsediyor. Dün akşam Avrupa'da kripto ETF ihracı yapan Pando Asset Spot Bitcoin ETF için SEC'e başvurdu. Son başvuru yapan şirket bu oldu. Spot Bitcoin ETF'i için. Geç kalınmış bir başvuru olsa da toplu onay sürecinden nemalanmak istiyor olabilir. Çünkü BlackRock'tan sonra işte 1,5 trilyon dolarlık Franklin bile bu işe atladı. Çünkü bu adamlar para kazanabileceği fırsatları arıyorlar. Burada da önümüzdeki yıl için, hatta 2025 için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorlar. Ciddi bir talep çekebileceklerini düşünüyorlar. Ne olacak? Bundan para kazanacaklar. Buradaki temel motivasyon, amaç bu. Yani kriptoyu ele geçirelim, işte şey yapalım. Bu adamların şeyi bu değil. Atıyorum 100 milyar dolarlık bir hacim oluşturalım. %2 yönetim ücreti alıyoruz zaten. Biz de para kazanalım. Bu adamların dertleri bu. Mısır'da ihraç ediyorlar, satıyorlar, ETF'ini yapıyorlar. Yarın öbür gün başka bir madde çıkar. Atıyorum mesela Himalaya havası para eden bir şey olur. Balona basar, satarlar. Yarın bir gün onun da ETF'ini çıkartırlar. Bu adamların mantığı bu. Dün SEC Başkanı ETF'ler konusunda işte tarafsız olacağını vesaire söyledi. Çünkü bundan önce tarafsız değildi. Negatif bir yaklaşım benimsiyordu. Bu da bizim için olumlu bir şey aslında. Üst düzey Amerikalı yetkililer, işte Gensler ve ekibinin gelecekte kurum tarafından açıklanamayacak ölçüde negatif bir yaklaşımla kriptoya yöneldiğini ve adeta öfke kustuğunu söylüyordu. Ve işte vadeli ETF onayına rağmen
işte fiyat spekülasyonu, fiyat manipülasyonuysa vadeli ETF'i neden onayladınız diyordu insanlar. Spot ETF'e karşı böyle bir karşı çıkma durumu vardı. Çünkü bu borsalardaki arz kıtlığını tetikleyebilecek bir ETF türü olduğu için, yani spot ETF'i ihraç edebilmesi için atıyorum Coinbase'den demesi lazım ki bana 30 bin Bitcoin ver, ben atıyorum 50 bin parça ETF ihraç edeceğim. Bunu Coinbase'de saklaması lazım. Bu da tabii bir arz kıtlığı doğuruyor. Arz kıtlığı da ne oluyor? İşte borsalarda daha az satılacak Bitcoin olduğu için, talep de ETF nedeniyle arttığı için fiyatın yukarı gitmesine sebep oluyor. SEC bu piyasada böyle bir nasıl söyleyeyim, bunu böyle bir altın tepside sunmak istemiyordu. Binance olayında demin bahsettik. Binance'ın hacim bakımından en büyük borsa oluşu, onun artık denetime girişi, burada SEC'in endişelerini bir nebze hafifletebilecek türdendi. Yine dün Gensler benzer şeyler söyledi. Yani ETF'le alakalı direkt açıklamalar yapmadı ama bizim ilgili kurumlarımız iletişimini sürdürüyor. Geri bildirimler veriyor, dosyalar güncelleniyor. Tekrar süreç devam ediyor dedi. Daha önce olmayan bir süreçti. Direkt red geliyordu. Erteleme. Beşinci de red geliyordu artık. Bu iletişimin devam ediyor olması güzel. Umarım son gelen başvuruyla birlikte 13 farklı başvuru var. Umarım artık Binance olayının çözülmesinin ardından SEC ve potansiyel ETF ihraççılar arasında güçlenen iletişimle birlikte yolun sonuna gelmişizdir. Son olarak ne diyeyim, hani çoğu gitti azı kaldı diyorum. Önümüzdeki yıl bu noktada umut verici. Son 1-1,5 ay daha bir sabretmemiz gerekiyor muhtemelen. Bakalım ETF'ler, yani 13 ETF'in 13'ü birden onaylanırsa gerçekten güzel bir çıkış yakalarız gibime geliyor. Zaten 2024'ten beklentiler genel olarak da büyük olduğu için bakalım ETF'ler ne olacak? Takipteyiz diyelim. Kesinlikle. Buradan da belki kripto para birimlerindeki, yani Bitcoin'deki yükselişin arkasındaki farklı bir sebep veya sonuç olabilecek bir rapora geçelim istiyorum. CoinShares raporuna bir bakalım. Bu raporda kripto varlık yatırım ürünlerine olan talepler, yani girişler bir nevi gözler önüne seriliyor. Ve son rapora göre ard arda 9 haftalık süre boyunca en büyük girişin yaşandığını görüyoruz. Fatih, bu rapor bizim için neden önemli? Ne anlama geliyor? Neyin nedeni ya da neyin sonucu? Bunları bir değerlendirelim mi? Biz bu raporu her pazartesi çıkar çıkmaz son dakika olarak paylaşıyoruz. Çünkü çok önemli bir şey aslında. Ya piyasa hissiyatından bahsediyoruz ya, kurumsal yatırımcının piyasaya bakış açısını çok net bir şekilde yansıtan bir rapor. Sürekli düşüşlerin olduğu dönemlere bakıyorsun, istikrarlı çıkışlar olmuş. Yükselişlerin olduğu dönemlere bakıyorsun, sürekli girişler oluyor. Bu girişlerde devam ettikçe yatırımcının bir nevi bir cesareti de aslında artıyor. Son gelen raporda yine umut vericiydi. 346 milyon dolarlık bir giriş olmuş geçtiğimiz hafta kripto para yatırım ürünlerine. Bu Grayscale'ın işte ihraç ettiği diğer Avrupa'daki kripto ETP'ler vesaire, bunlara yapılan girişler bunlar. Atıyorum Bitcoin vadeli tarafındaki talebi vesaire de bir nevi yansıtıyor. 9 haftadır sürekli net girişler görüyoruz. Bu da kurumsallara hitap eden bu kripto fonlarının son yükselişin artık bir trend dönüşü olabileceğine piyasayı ikna etmeye başladığını gösteriyor. Aslında yatırımcılar çok zor bir süreç yaşadı. Yani aslında hep yaşadık son böyle 1,5-2 yıllık süreçte sürekli sahte yükselişlerin böyle bir hayal kırıklığı getirdiği bir ortam gördük. Bu da artık yatırımcıları canından bezdirdi. Yani mesela geçen yıl hatırlıyorsun, toplanıyoruz yükseliyoruz, bir şey oluyor, Celsius battı, Luna battı, hadi gidiyoruz, şey oldu, en son FTX'e gelene kadar birçok fake yedik. FTX'e geldik, artık bu sefer de millet sıfıra gidiyor demeye başladı. Yani biliyorsun bu işin ortası yok. Sonra da daha bir yıl geçti, yeni insanlar artık bir trend dönüşünden ikna oluyor ki Bitcoin %150 yükselmiş neredeyse, artık 15 bin dolardan 40 bin dolara gelmiş neredeyse. Buna rağmen insanlar zor ikna oluyor ama bu girişler, yani şuradaki uzun mumlar, şuradaki mavi uzun mumlar, böyle bu aşırı talep çok güzel bir şey. Bu sürekli içeri girişlerin artıyor olması, kurumsal talebin canlı kalıyor olması bizim için umut verici. 2023 yılı boyunca toplam net giriş 1,5 milyar dolara aştı. Ethereum geçen hafta 34 milyon dolarlık giriş gördü. 4 haftalık girişte 103 milyon dolar oldu. Bu da Ethereum tarafındaki işte Fidelity ve BlackRock'ın
Ethereum spot ETF'lerine de bir nevi sonucu. Çünkü Ethereum uzun süredir sığ aralıkta sıkışıp kaldı. Bu girişler bunun da artık bundan sonraki süreçte alt bölgeleri de peşinden sürükleyecek biçimde bir yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Solana girişleri yavaşladı ve 3,5 milyon dolara indi. Bu Grayscale'ın Solana Trust'u ile birlikte şişen bir Solana fiyatı vardı. O Trust'un fiyatı biraz düştü. Eğer bu hafta ciddi bir giriş görürsek Solana yine 2021'deki GBTC hikayesi gibi, yani onun pozitif primi artıyor, işte spot fiyat da artıyor. Solana'da da yine böyle bir şey görebiliriz, ikinci dalga. Önümüzdeki hafta biraz onu takip edeceğiz. Solana girişleri yeniden artıyor mu? Altcoin'lerde DOT ve LINK'e 1 milyon doların altında girişler görüldü. Genel olarak iyiydi. Son olarak canlı kurumsal talebin güzel olduğundan bahsedebiliriz. Aralık ayında işte 2024'de gün sayarken işte piyasa beklentisi daha fazla talep geleceği yönünde. Önümüzdeki yıl büyük gelişmelere gebe. BlackRock Bitcoin'i yok etmek için ETF başvurusu yapmadı. Yani tüm Bitcoin'leri toplayıp hepsini yakmayacak. Bunları söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan umutluyuz. Hep şey vardır ya bu düşüşlerde, özellikle arka arka yani bir düşüp çıkıp umutlandırıp tekrar düştüyse hep bir söylem vardır. Bitcoin öldü mü? Yani yıllardır öldüremediler Bitcoin'i. Şimdi bazılarının şeyleri, yaklaşımı biraz defineci hikayesi gibi. Mesela atıyorum ETF başvurusu, dün bu ETF'in son dakikasını çıkarken de yazdım. Özellikle aldım, ekran görüntüsünü de koydum. Orada bir bölüm var ETF başvurusunda. Riskler, şirkete dair riskler, dayanak varlığa dair riskler. Mesela Mısır ETF'i ihraç ediyorsan, dünyada büyük bir kuraklık olursa, işte mısırlarım çürürse bilmem ne olursa falan dersin. Bitcoin içinde diyor ki adam orada, böyle böyle riskleri var. Atıyorum biz özel anahtarımızı kaybedersek veya hizmet aldığımız, atıyorum Coinbase saklama hizmetlerinden yararlanıyor hepsi. Coinbase özel anahtarını kaybederse biz elimizdeki Bitcoin'leri kaybedebiliriz. Atıyorum bir hard fork olur, madenciler bir şey yapar vesaire, böyle binlerce yüzlerce ihtimal sıralanıyor. Bir tanesi de alıyor çıkıyor diyor ki bak diyor işte Bitcoin için böyle böyle riskler öngörüyor BlackRock. Atıyorum bir Bitcoin Cash gibi bir fork token'ı çıkarsa onu destekleyebileceğini söylüyor falan filan. Ama bunlar bütün ETF başvurularında standart olan şeyler. Yani BlackRock'ın işi gücü bırakıp Bitcoin böyle hepsini toplayıp bütün madenci gücünü toplayıp onu yok etmeye çalışması gibi bir şeye ihtiyacı yok. Bu tarz şeylere yatırımcıların biraz daha gülüp geçmesi gerekiyor. Çünkü bu piyasadaki şeyi tarafsız bakışını gerçeklerden uzaklaştıran bir şey. Yani bir konuda fanatik olan birine mesela atıyorum 3 yıl sonra uzaylılar işte dünya işgal edecek, işte dünya aslında düzmüş vesaire, böyle çok saçma sapan konularda ikna edebilirsin. Çok taraftarı da olur. Ama işte bu insanlar biraz daha böyle sorgulamayan, daha çok böyle düşünmeyen, söylenen şeyleri böyle mantıklı olup direkt kabul edebilen tarzda oluyor. Bunun sonucu iyi değil, para kaybederler. Yani hani bir sıkıntı yok. Benim diyeceklerim genel olarak bu şekilde. Umarım 2024 beklediğimiz gibi olur. Böyle kötü sürprizlerle bizi karşılamaz. İşte ETF onaylarıyla, blok ödül yarılanmasıyla, bu SEC davalarının artık sona ermesiyle yeni bir sürece başlarız. Güzel bir 2024 olacak gibi gözüküyor. En azından Fed'in aldığı faiz kararları da şimdilik bu yönde. Yani faizin düşürülmeye başlaması, en azından bir süre durulması vesaire. Bakalım 2024'ü de takip ediyor olacağız her zamanki gibi. Ağzına sağlık Fatih. Çok teşekkür ederim yorumların için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.